Şeker yanar mı? Arkadaşlar bugün bunu deneyeceğiz. Şimdi elimde şöyle küp şekerler var. Bolca küp şeker var. Neden bu kadar küp şekerimiz var? Onu da bilmiyorum ama var. Var ki var. Evet, şimdi kapatıyorum ağzını. Burada bir çakmağım var. Bu deneyi evde denemeyin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ateşle oynamaz. Yaktım. Evet, gördüğünüz gibi öyle bir alev alma durumu söz konusu değil. Yani bir yanma gerçekleşmiyor sanki. Pürmüzü getireyim. Pürmüzü laşeye atalım ya, volkana atalım bunları. Yanmaz dedin ya, o yüzden ben sorgulayan bir insanım. Yani yanmaz değil aslında. Bak şurada ufak ufak bir terlemeler olmuş ama bu daha ziyade böyle karamelize olmak gibi bir şey. Yani şeker karamelize olur ya. Bilir misin karamelize olma durumunu? Yani karamelize şeker, soğan hamburgerde. Karamelize soğan, evet aslında evet, böyle karamel rengini alma hali gibi bir şey. Aslında bir kimyasal reaksiyon o da yani. Alev almıyor ama şeker de karamelize oluyor. Anladın mı? Hiç anlamış gibi bakmadım. Ben çalışayım, evde gideyim biraz. Sen biraz çalış. Yani bu aslında yanmıyor doğru bir cevap değil. Bu süreçte bir karamelize olma hali var. Biz bugün şekeri yakacağız arkadaşlar. Çünkü temelde şunu biliyoruz. Şeker yanar. Malzemeler: küp şeker, pudra şekeri, mum. Şimdi sevgili dostlar, mumlarımı yakıyorum. Tekrar ediyorum, bu deneyi evde denemeyin. Mumlar yanıyor güzelce. Sıradan aslında kullanılan mumlar bunlar. Çok bir numarası yok. Şöyle hepsini ateşe verelim. Gördüğünüz gibi mum yanıyor. Zaten bunun için varlar. Evet, şimdi şöyle bunları yaklaştırayım birbirine. Şöyle güzel bir ateş kaynağı oldu bizim için. Şimdi pudra şekeri deneyde kullandığımız malzemelerden biri. Şimdi bir de onu yakmaya çalışacağım. Şöyle bir miktar pudra şekerini alıyorum. Yine buraya döktüm arkadaşlar. Bir de bunu yakmayı deneyeyim bakayım. Buraya tutmayacağım. Böyle bu ateşle yakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pudra şekeri de yanmıyor. Ya benim ama benim bildiğim bir şey var ki şeker yanıyor. Niye yanmıyor? Şöyle pudra şekerini bakın kağıdın üzerine serpiştiriyorum arkadaşlar. Sonra da ne yapıyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar her tarafı pudra şekeri yaptık ama yaktık da. Gördüğünüz gibi sonunda şekeri yakmayı başardım. Evet, güzel oldu. Şunları da şöyle evet, gördüğünüz gibi şekeri, pudra şekerini yaktık arkadaşlar. Peki, az evvel topak halinde olan pudra şekeri ve daha öncesinde küp şeker neden yanmadı? Yanma için ne gerekiyor sevgili dostlar? Ne gerekiyor yanma için? Pürmüz, mangal, soba, şömine. Susar mısın? Susar mısın Erhan? Yanma için gerekli olan şeyler: oksijen, yanıcı madde ve sıcaklık. Bunlar gerekiyor. Burada ne vardı az evvel? Oksijen var. Yanıcı madde var. Sıcaklık da var. Niye yanmıyor? Şimdi arkadaşlar oksijen var. Yeteri kadar da var belki ama bakın burada yeteri kadar yok. Yani şu alanda sadece temas ettiği, yani ateşin temas ettiği yer kadar yanıyor. Tamamı yanmıyor. Burada yapı çok sıkışık. Bu yapının içerisinde oksijen, yani yüzey alanı çok dar. Şu küp şekeri parçalasam, şöyle yaysam, bunun üzerine atsam emin olun yanar. Yani ne oldu? Biz yüzey alanını arttırdıkça sıcaklıkla,
yani enerjiyle temas eden kısım ne oldu? Arttı. Böylece yanan madde miktarı artmış oldu. Burada sadece şu köşeler yanarken bunu böyle üflediğimizde ne oldu? Birçok alanda moleküller çarpışmış oldu. Ve işte yanma olayı gerçekleşti. Yani aslında reaksiyonu hızlandırmış olduk. Peki şekeri yakma işlemini çok uzun bir süre sürdürürsek ne olur? Arkadaşlar, karamelize olma hikayesinden bahsetmiştik. Şeker aslında yandıkça bir kimyasal reaksiyon sonucu karbondioksit ve su açığa çıkartıyor. Dolayısıyla şeker yanıyor ve şekerin yanma sıcaklığı 367 santigrat derece. Peki yahu Basfi, biz şekeri vücudumuzda yakmıyor muyuz yahu? Enerji açığa çıkartmıyor muyuz dediğinizi duyar gibiyim. Evet öyle. Peki Basfi, 367 santigrat derece sıcaklık mı var bizim vücudumuzda? Alt tarafı 36-37 derece. Vücut sıcaklığı ile bunu nasıl yapıyorum diyebilirsiniz. İşte orada da enzimler devreye giriyor. Arkadaşlar, vücuttaki enzimler çok önemli. Ne yapıyor bu enzimler? Gerek yok o kadar sıcaklığa diyor. Ben diyor 36-37 de diyor, senin bu işi yapmanı sağlarım diyor ve ne yapıyor? Şekeri yakarak enerji açığa çıkartıyor. Şeker nedir arkadaşlar? Aslında kimyasal bir madde. Neyden oluşuyor şeker? Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor. 45 atomdan oluşuyor. Bir madde ne kadar çok atomdan oluşursa yanması da bir o kadar yavaş oluyor. Niye? Çünkü bu bir enerji meselesi. Enerji alışverişi. Atomların birbiriyle parçalanması. Şimdi çok fazla ne olur? Atom olunca ne oluyor? Böyle kolay kolay harekete geçiremiyorsun. Arkadaşlar, az evvel de dediğim gibi şeker bir kimyasal. Ve kimyasal adı da şeker değil. Saccharum kelimesinden türetilen sakkaroz. Latince saccharum denmiş 18. yüzyılın sonlarında, günümüzde sakkaroz deniyor. Şekerin de kendi içerisinde bazı çeşitleri var. Nedir mesela şeker türleri Erhan'cığım? Yumuşak şeker var, çubuk şeker, kesme şeker, böyle top şeklinde şekerler var. Üzeri şekerli şekerler var, renkli şekerler var. Hiçbiri değil. Bir çırpıda sevdiklerim. Onlardan bahsetmiyorum. Şeker yani çeşitleri deyince... Çok haklısın. Şeker böyle çeşitleri. Sakız gibi şekerler var, onlar da değil. Hayır. Kimyasal olarak. Yani mesela glikoz, fruktoz, laktoz, maltoz, sakkaroz gibi. Bunlar biliyor musun bunları? O hiç yemedim onları. Aslında yedi arkadaşlar. Şeker çeşitlerini hepimiz yedik. Mesela glikoz. Glikoz nedir arkadaşlar? Glikoz, glukoz aslında bunlar aynı kanda bulunan şeker. Arkadaşlar, glukoz, kan şekeri dediğimiz hikaye, vücudun enerji kaynağı kendisi ve bir monosakkarit, yani tek şeker, mono tek demek. Bir de fruktoz var. Fruktoz da meyve şekeri arkadaşlar. Fruktoz, fruit'ten aklınıza gelsin İngilizce, o da bir monosakkarit. Galaktoz süt şekeri arkadaşlar, sütün içerisinde bulunuyor. Bağırsakta glukozla birleşip laktoz oluşturuyor. Bu yine kendisi bir monosakkarit. Laktoz demişken, laktoz nedir arkadaşlar? Sütün içerisinde bulunur. Yine o da bir süt şekeridir ve kendisi disakkarittir. Yani iki şeker. Dolayısıyla monosakkaritler kadar vücutta hızlı bir şekilde kana karışmaz. Hemen adapte olmaz. Onu parçalamak için biraz zaman gerekir. Hatta bu yüzden süt içtiğimiz zaman sindirilmediği için kolay kolay ne oluyor? Bizi tok tutuyor. Maltoz da iki glukozun birleşmesi sonucunda oluşan tahıl şekeri dediğimiz bir şeker. Yani bu malt içecekleri var ya arkadaşlar, onlar da aslında şekerli. Bunlar da yine maltoz ve laktoz, kendileri disakkarit, yani iki şeker dediğimiz şeker türü. Şeker yemeği hepimiz çok seviyoruz. Neden? Çünkü en hızlı enerji veren şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Ne oluyor şeker yediğimiz zaman? Sindirimi ağızda başlıyor. Amilaz denen bir enzim sayesinde, örnek veriyorum, bir ekmeği, beyaz ekmek ağzınıza attınız. Beyaz ekmeği uzun bir süre ağzınızda tutun. O zaten yavaş yavaş şeker gibi eriyecektir. Ve bir de size tatlı bir seda bırakacaktır. Çünkü kendisi şeker bakımından oldukça zengindir. Bu amilaz ne yapıyor? İşte bu disakkaritleri, yani laktoz, maltoz gibi disakkaritleri monosakkaritlere çeviriyor. Ve hemen kana karışıyor. Kana karıştığı zaman da arkadaşlar, hop, enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Tabii bunları böyle hapur hapur yemenin de bir bedeli var. Bu enerjinin de bir bedeli var. Meyve şekerini bile öyle her daim
devamlı işte her öğünde tüketmemek gerekiyor. Çünkü vücudun bir dengesi var arkadaşlar. Çok fazla şeker tükettiğinizde ne oluyor? Vücut insülin salgılıyor. İnsülin karaciğerden salgılanan bir hormon. Ve diyor ki kandaki şekere, haydi diyor hücrelere git diyor. Ne oluyor bu sefer? Hücreler kandaki şekeri çekiyor ve enerji olarak kullanılıyor. Fakat kullanıldıktan sonraki kalan kısım ne oluyor biliyor musunuz? Yağ olarak depolanıyor. Enerji kaynağı yine. Daha sonra kullanmak için. Fakat bu kadar yağ, bu kadar şekere ihtiyaç yok. Ve ne oluyor bu sefer? Kilo alıyoruz. O yüzden çok fazla şeker tüketmek hem zaten sağlığınız için, diş sağlığı, ağız sağlığı bunlar için de zararlı. Hem de vücudunuza verebileceğiniz büyük hasarlara yol açabilir. O yüzden illa şeker tüketecekseniz doğal kaynaklardan faydalanmak gerekir. İşte hurma mesela. Ya da bir portakal. Mesela portakalın da suyunu sıkıp içmek yine manasız. Çünkü bir bardak portakal suyunda belki 4 tane portakal var. Oysa yarım portakal yeseniz zaten o şeker ihtiyacınız karşılanacak. Evet, bakalım bu hafta anlattıklarımızdan ne anladınız? Basit bir soru geliyor. Meyvelerde doğal olarak bulunan şeker türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Glukoz, B. Fruktoz. Evet arkadaşlar, geleceğin bilim insanları, sevgili dostlar. Beni artık TikTok ve Instagram'larında takip edebilirsiniz. Orada da videolarımız mevcut. Bilime nereden ulaşırsanız ulaşın, bilgiye nereden ulaşırsanız ulaşın. Bilimle kalın, hoşça kalın.